Bu iktidar mensuplarının tüm söylemlerini reddediyoruz. Terörle de işimiz yok, teröristle de işimiz yok. Katile katil deriz, teröriste terörist deriz. Karşımıza geçip 24 saat illet, zillet falan diye toplumun yarısını ötekileştiriyorlar. Kimsenin buna hakkı yok. AK Parti'ye oy verenler de şereflidir, bu ittifaka oy verenler de şereflidir. Ne oluyoruz yani? Kimin kimseyle ne kavgası var? Bunlar seçimi kazanacağım diye her şeyi yapar. Her türlü iftiraya atarlar, her yola başvururlar. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorlar. Bugün sabah evden kalktık, buraya geleceğiz. Baktık, bakanın birisi demiş ki, bunlar demiş, İHA'ları SİHA'ları alır, hangara sokar. Ben de çok affedersiniz ama ne yediniz, ne içtiniz sabah sabah diye sordum. Bir diğeri, en son başbakanımızla, ben kendisine hiç yakıştıramadım, bu işgal kuvvetleriyle İstiklal Kuvvetleri'nin mücadelesi demiş, herhalde bizi gavur sanıyor. Ben şimdi ona şöyle cevap verebilirdim. İkide bir milli gayrimilli deyip duruyorlar ya. Venezuela'dan bahsederdim. Hollanda'dan bahsederdim. Ama o konulara girmeyeceğim. Türkiye biliyor kimin milli kimin gayrimilli olduğunu. Bir diğerine de cevap vereyim. Adalet Bakanımız da iki türlü cevap vermiş. Şampanyayla kutlayanları mı yoksa sabah şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz diye. Ben Ankara'dan bir örnek vereceğim. Aynısını bize de yaptılar. Biz o işgal altındaki belediyeden Ankara'yı kurtardığımız için, Ankara'lı bizi seçtiği için sabah Hacı Bayram namazında şükür namazı kıldık. Bismillah diyerek de göreve başladık. Ama kendilerinin bazı gruplarının, kadın kollarının geçen seçimi kazandıktan sonra yaptığı eğlenceleri de gördük. Bunların adı siyaset değil. Bunların adı nefret siyaseti, korku siyaseti. Korku insanı neler söyletiyor? O İHA'lar, SİHA'lar, milletin malı. Nasıl daha önce Roketsan'lar, Aselsan'lar, Havelsan'lar, TUSAŞ'lar Türkiye için bir şeyler üretti. Onlar size devrettilerse siz de elinizdeki ürettiklerinizi ki yaptığınız iyi şeylerin hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Onları getirip yeni hükümetin emrine vereceksiniz. Yeni hükümetin emrine vereceksiniz ki Kandil silahı bırakmadıkça oraya o füze olarak onlar girecek. Aynı zamanda Suriye'de bugün YPG'lerle PKK'ların silahlı eğitim veren Amerikalılar da lazım olursa onda o füzeleri yiyecek. Ağzınızı açamıyorsunuz orada verilen eğitimlere. Ondan sonra millilik taslıyorsunuz. Üç defa terörist başını bırakmak için terörle mücadele kanunu meclise getirdiler. Üç kez. Teröristlerin, çete reisinin de bu itirafçılık yasasından faydalanması için orada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin protestosuyla geri çekmek durumunda kalıyor. Şimdi de kalkmışlar, bunlar APO'yu serbest bırakacak. O bebek katili cezasını çekmeden hiçbir şekilde çıkamayacak. Getirdikleri o eski kanun tasarlarına bakıyorum. Çıkartırsanız gene siz çıkartırsınız. O seçimi kazanmak için her türlü sözü verirsiniz. Yalanladılar ama gene gazetelerde haber var. İmralı'ya heyet gitti diye. Göndermediniz mi daha önce? Tamam, burada göndermedik diyorsunuz. Daha önce kaç defa gönderdiniz? Şimdi bunu böyle söylüyorsunuz. Aynı görüşleri savunan bir başka partiyi yanınıza aldınız. Söylüyorlar, diyorlar ki yok biz onlarla ittifakta değiliz. İttifakta değilsiniz de aynı listede niye verdiniz? Onlarla madem utanıyorsunuz onlarla ittifak değiliz diyorsunuz. Onlardan utanıyorsunuz da bu milletin karşısına niye getirdiniz? Ben de diyorum ki ben bu sözleri söyledim diye PKK'nın görüşleri belli. Türk bayrağıyla sorunu var. Hüdapar'ın da Türk bayrağıyla sorunu var. Türkiye bayrağı diyelim diyor. Özerklik istiyor. Federasyon istiyor hepsi. Genel başkanları televizyona çıktı. Yemin edecek misiniz deyince o şerefli Atatürk'ün meclisine evet edeceğim demedi. Bir bakacağız dedi. Ne işin var o zaman o mecliste? Kimle kimin mücadele ettiğini görün. Koltuğu bırakmak istememelerinin arkasında ne var? Ankara'da bugünün parasıyla 9 milyarlık yolsuzluk dosyası şu anda Cumhuriyet Savcılığında 14 Mayıs'ı bekliyor. Yedikleri kul hakkının hesabını verecekler. Onların ortaya çıkmasını istemediler. Ankara'nın kaynaklarını
kendi çocuklarının televizyonuna futbol takımına aktardılar. Bunu bırakmak istemiyorlardı. Bir imar değişikliğiyle bir kişiye 1 milyar lira rant sağlanıyordu. Allah'a çok şükür belediye meclisimizde AK Parti çoğunlukta olmasına rağmen onlar da bu dönemde bir tane rantlı işi geçirmedik. Dolayısıyla bunları bırakmak istemiyorlardı. O zaman karalamalar lazım. Ne dedi benim rakibim? Ankara'da Sayaçları PKK'lılar okuyacak. DHKP'liler de bu faturaları evlere götürecek. Korkmuyor musunuz bunlardan dediler. Tabii ki Ankaralı inanmadı. Cumhuriyet'in başkentini bize emanet etti. Biz de çözüm süresinde sırf PKK istedi diye kaldırdıkları o Türk kimliğinden hep rahatsız oldukları için, Türk bayrağı sözünden rahatsız oldukları için o günlerde kaldırılan TC tabelalarının hepsini çaktık yerine. Fakat baktılar ki seçilen Millet İttifakı belediyelerinde herkes memnun. Kimsenin ne başına karışılıyor, ne kıyafetine karışılıyor, ne adam ayrılıyor. Bütün halk olduğu gibi kucaklanıyor. Ve hizmetler yapılırken adil bir şekilde yapıyorlar. Bu arada İstanbul seçimini iptal ettiler. Ne oldu? Çıktılar bu sefer. Bekâ lafı bitti. Bekâ 2019 Mart'taydı. Mayıs Haziran'a gelince bekâ bitti. Bu sefer şu cümleler çıktı. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. Büyük İsrail korulur vesaire. Hatta o kadar ileri gittiler ki Ekrem Bey'i kastederek, bakın siyaset böyle yapılmaz. Sisi'yi mi seçeceksiniz, Binali'yi mi seçeceksine kadar geldiler. Şimdi Sisi'yle tokalaştılar, hatırlatırım. Ama o da yetmedi. Şimdiki seçimde de aynısını yapıyorlar. Bunların yedek kuvvetleri var. Yedek kuvvetleri kim? Sıkışınca her yola başvuruyorlar. Yanlışsam yanlış değil. 33 askerimizi Bingöl'de şehit eden, planı yapan Osman Öcalan'ı Ekrem kaybetsin, Bilal'i kazansın, AK Parti kazansın diye televizyona çıkarttılar. Doğru mu? O yetmedi. O yetmedi. Gene görüşmüşler bugünlerde. İmralı'ya heyet gitmiş. Açıkladı Sayın Akşener. Yetmedi. Oradan mektup getirdiler. Bu sefer bunu da devlet... Kimin mektubu? Bebek katilinin mektubunu getirdiler. Televizyonda okuttular ki AK Parti'ye oy versinler de Ekrem Bey'e oy vermesinler diye. Cevap 806 bin oy farkla sandığın dibine çaktılar. Bunların her cuma ayet sallayan bir bakanları vardı. Bir tane ona bir şey söylemediler. Onun böyle uçakta, devletin uçağında çok güzel bir görüntüsü var. Güzel mi değil mi siz karar verin. Bir şişeyi devirmiş. Önceden devirdiyse onlar belli değil. Ve şöyle sızmış kalmış bir görüntüsü vardı. Bir tek kelime ettiğini duydunuz mu? Hakkında bir sürü yolsuzluk iddiası var o bakanın değil mi? Ne yaptılar? Yargılamak yerine büyükelçi yaptılar. İşte aradaki fark. Gerçek Müslümanlığın ne olduğunu görün. Gerçek Müslümanlık kul hakkı yememektir. Ankara'da jeliboncu bir belediye başkanı hakkında bütün Türkiye duydu. Bu adam çalıyor ama çalışıyor diye o muhafazakar kitlenin hepsine kul hakkı yemeği meşru olarak kabul ettirdiler. Ve dine en büyük zararı bunlar verdiler. Dolayısıyla artık kul hakkı yemeyen, şeffaf, her yaptığının hesabını veren bir yönetime ihtiyacı var. Evet, ilk defa burada konuşacağım. Çok vaktim yok ama en son biliyorsunuz 85 yaşındaki Saadet Partisi Sayın Genel Başkanı'nı da LGBT'ci ilan ettiler. Sürekli diyorlar ki hepsine bunlar LGBT'ci, bunlar LGBT'ci derken aslında bir şey söylemek istiyorlar, kötü bir şey. Anlıyorsunuz ne demek istediklerini değil mi? Şimdi ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Evet. Sayın İçişleri Bakanı sürekli olarak bunlar gelirse erkek de erkek, insanla hayvan evlenecek falan sürekli fantezilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantezileri var. Türkiye'de 2002'den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş bu hükümet zamanında. 14 tane kurulmuş.
Bunlardan 7'si Süleyman Soylu döneminde. LGBT oteli açılmış. Göze çarpan da şu, o ondan önce Müslüman Eşcinseller Derneği'ne de izin vermişler. Durum budur. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz. Ama bunu şu amaçla söylüyorlar. Bizlere hakaret etmek için söylüyorlar. Bugüne kadar ne silahlı kuvvetler bu kadar siyasete alet edildi, ne camiler, ne okullar. En son ben dedim ki, bakın şimdi böyle gemileri SİHA'lar hep gösteriyorlar, yayınlıyorlar ya. 15'inden sonra bunlar yerine gidecek, görev alanına dönecek. Siz açlıkla, borçla, gerçekle karşı karşıya kalacaksınız. Ev sahibi kiracıyla karşı karşıya kalacak. Siz bakkala, manava gittiğiniz zaman nasıl alışveriş edeceğim diye onunla karşı karşıya kalacaksınız. Yani pahalı hayat şartlarıyla, enflasyonla karşı karşıya kalacaksınız. Bunların konuşulmasını istemedikleri için sürekli sanki harp var gibi bunları gösteriyorlar dedim. Bunu da kesip kırptı troller. Soylu da buna alet oldu. Biz İHA'dan SİHA'dan rahatsız olmayız kardeşim. Sen kendine bak önce, kendine. O İHA'lar SİHA'lar devletin yaptığı gemi tersane 72'de yapıldı. İHA'lar SİHA'lar 90'lı yıllarda yapıldı. Şimdiye kadar onların hiçbirisi siyasete alet etmedi. Siz sanki bunları partinin müzesine kaldıracak, bizim malımız, devletin malı değil gibi siyasete alet ediyorsunuz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Yoksa devletin milli politikaları değişmez. Türkiye Cumhuriyeti ile İslam coğrafyasıyla elbette ilişkilerimiz devam edecek. Ve inşallah siz gideceksiniz, çok daha güzel olacak. Çünkü gençler özgürlük istiyor. İyi cep telefonu isteyen çocuk azarlanıyor. Bunları hep iyi şeyleri kendi çocukları için istiyorlar artık. Fakirlik var, açlık var diyene şükret diyorlar ama kendileri de doymak bilmiyor maalesef. İsraf etmiyoruz. Tasarruf yapıyoruz. Ayrıca böyle çılgın projelere para harcayacağız diye Ankara halkının ve hatta sizin de cebinizden çıktığını söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'nin bütçesinden gelen paradan da biz pay alıyoruz. 16 katrilyonu Anka Park gibi bir ucubeye dinozorlara yatırıldı. Ankara'da hala birçok yerde susuz köyler var. Kanalizasyonu olmayan köyler var. Şimdiye kadar bunlar 25 yılda bitmedi değil miydi? Maalesef öncelikleri gösterişli projeler. Uşak'tan Ankara'ya gidiyorsunuz. Bir kapıdan geçiyorsunuz. 5 yerde o kapılardan var. Bugünün parasıyla harcanan para 350 milyon lira. Saatlere harcanan para en az 100 milyon lira. Yani gerçekten halkın acil ihtiyaçları varken çöp projelere Ankara halkının parasını harcamak doğru muydu? İşte biz buralardan buluyoruz bu parayı. Ankara halkından aldığımızı Ankara halkına veriyoruz. En büyük projemiz dedik ki en çılgın projemiz Ankara halkını zengin etmek. Ankara'da aynı Uşak gibi bir tarım memleketi. Ama insanlar hükümetin yanlış politikaları nedeniyle hayvancılığı, çiftçiliği bırakmış, Ankara'ya gelmiş, bulabilirse asgari ücretle iş arıyor. İşte biz bunun önüne geçmek için derhal Ankara'da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 35 bin tane çiftçiye tohum yardımı yaptık. Arpa, buğday, nohut, biber yardımı yaptık derken bazen de satamadıklarını elden alıp Başkent Market vasıtasıyla hem Ankara halkının ucuz gıda almasını sağladık hem de yerine göre sosyal destek alan insanlara gönderdik. 600 milyon lira para harcadık kırsal kalkınmada destek olarak. Geçen yıl itibariyle ceplerine tam 4,5 milyar lira gelir girdi Ankara halkının. Güya her şeyimizde kendimize yeten bir ülkeyken Ukrayna'dan buğday alıyoruz, yurt dışından buğday getiriyoruz. Elimizde hazır tarla var, taban var, çiftçi var, hamur yapacak kimse yok. Dolayısıyla inşallah bu destek de sonuna kadar devam edecek. Daha anlatacağım şey çok. İş başına geliyoruz, işçileri çıkaracak dediler. İşçiler falan çıkmadı. İşçiler eskiden zorla Ankara Spor'un, Osmanlı Spor'un maçına götürülürdü. Ailesiyle gelecek diye bir de yoklama alınırdı. Parti mitinglerine götürülürdü. Ailenle geleceksin diye bunlardan yoklama alınırdı. Artık Ankara Belediyesi'nin işçileri sendikasını da özgürce seçiyor. Kimse onları zorla hiçbir yere götürmüyor. Sadece ve sadece Ankara halkı için çalışıyor ve karşılığında parasını alıyor. Artık yeter. Kabul edin. Yönetemiyorsunuz. Bu halka söyleyecek bir şeyiniz kalmadı.
Bir günden bir güne, bir günden bir güne değil ki. Değerli halkım, ben şurada yanlış yaptım, düzelteceğim. O da yok. Hep suçlu başkası, hep suçlu başkası. Dediler ki, televizyonda liste yayınladılar. Ankara Büyükşehir'den 29-30 bin işçi çıkarılıyor. İşte işe yeni alınacakların listesi. Onu da tam okutmuyorlar böyle. Dediler ki PKK'ları işe dolduracak. Dediler ki Sayaş'ları, DHKPC'ler okuyacak, faturaları onlar götürecek. Bir baktılar ki öyle bir şey yok. TC tabelaları gelir gelmez tabelalara asıldı. Tam tersine beka, gitmekte olan beka yerine çakıldı. Peki bu arada İstanbul seçimini iptal ettiler. İstanbul seçimini iptal edince artık beka lafı edilmedi. Çünkü hiçbir belediyede beka ile ilgili bir sorun olmadı. Çünkü Ankara'da faturaları vatansever Ankaralı gençler götürüyor. Onlar yazıyor. Baktılar ki istedikleri olmadı. Bu sefer ağız değiştirdiler İstanbul seçiminde. İstanbul düşerse Türkiye düşer. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. Düşmedi. Hiçbir şey olmadı. Gene olmayacak. Diyorlar ki biz kaybedersek darbe olur. Be kardeşim, biz sizi kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne var Allah aşkına? Evet, başaramadınız, bitirdiniz. Sizi kaybetsin diye seçime girdik. Bunun için mecliste karar aldınız. Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız diyor. Kazanmak yasak. Hayır, demokrasi yerini bulacak. Bu milletin iradesi sandığa yansıyacak ve çıktığı şeklini de kabulleneceksiniz. Böyle tehditvari konuşmaları artık bu millet dinlemiyor. Peki niye böyle tehdit ediyorlar? Onu da söyleyeyim. Örneğin Ankara'da gördük. 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmamak için çocuklarına televizyonları futbol takımıyla oynasın diye, etrafındaki bir sürü insana rant vermek için bu ranttan kopmak istemediler. Bunun için de sürekli iftiralar attılar. Bunları yönetemez dediler. Küçük bir ilçenin belediye başkanı dediler. Belediyenin 5 milyar borcunu ödedik. Bir sürü ödüller aldık. Tıkır tıkır işlerimiz devam ediyor ama en önemlisi uluslararası şeffaflık ödülünü de aldık. Artık ihaleler canlı yayınlanıyor. Belediyede yolsuzluk dönemi bitti. Büyük kırımlar oluyor. Yarıştırılıyor müteahhitler ve oralardan elde ettiğimiz para, halktan aldığımız para tümüyle kendilerine dönüyor. Yardımları kesecek dediler. En az 100 misli daha insani bir şekilde yardımlarımız devam ediyor. İşten adamları çıkaracak dediler. İşçi falan çıkartmadık. Dediler ki bunlar seçilirse ilk al maaşları ödeyemez dediler. Biraz önce anlattım. Baktılar ki anketler kötü. Şimdi yapılanlar da ona bağlı. Şimdi yapılan konuşmalar da anketlerin üzerine yapılan konuşmalar. Anketleri gördükçe bu şekilde artık saçmalamaya da devam ediyorlar. Nasıl saçmalıyorlar onu söyleyeceğim. Ankara'da dediler ki PKK'lılar Sayaş okuyacak. Cumhuriyet'in başkentinde PKK'nın ne işi var? Söyleyecek sözünüz mü kalmadı? Seçildik, TC tabelasını çözüm zamanında söktükleri yere taktık. Baktılar bu tutmadı. İstanbul seçiminde de aynılarını söylemeye başladılar. Devletin bekası gider. İstanbul düşerse Kudüs düşer, Mekke düşer. Seçimi iptal ettiler. İstanbul'u Sayın İmamoğlu 805 bin oyla kazandı. İstanbul'u gerekli dersi verdi. Çok daha iyi oldu. Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını, villalarını, 3-5 maaşı, liyakatsızlığı, torpilli bırakmak istemiyorlar. Bu düzen onların işine geliyor. Yöneticilerin birçoğuna bakın, 20 yıldaki yaşantıları nasıl değişti? Siz halkı zengin etmeye geldiniz, kendiniz zengin oldunuz. Bu bir vaka değil mi? Artık halktan koptular. Soğan pahalı diyenlere soğan kafalılar diye hakaret ediyorlar. Açlık var diyenlere tatilden dönen birkaç milyon arabayı gösteriyorlar. Halbuki tatili hayal edemeyen, hayatında tatile gitmemiş
bir sürü insan var. Yeni gençlerin hayallerini çaldınız. Hep tanıdıklarınızı mülakatsız, torpille işe aldınız. Üniversiteyi bitirenlere artık benim okulum bitince ben şöyle bir iş kurarım, iş yaparım demeyi hayal dahi edemiyor. Doktorlar diyorlar ki çalışma şartlarımız çok kötü. Yurt dışına gideceğiz. Nankör. Öğrenciler diyor ki biz okulu bitiriyoruz, iş bulamıyoruz, yurt dışına gideceğiz. Asalaklar. Olmaz böyle bir şey. En önemlisi kul hakkıdır. Allah kul hakkını affetmeyecektir. Ona alet olanları da affetmeyecektir. Onun için yine 2019'da ve daha önce yapmaya çalıştıkları gibi böyle gözlerinizi kapatıp asıl problem olan açsızlık, işsizlik. Bugün 10 bin lirayı geçmiş açlık sınırı. 10 bin lirayı geçmiş. Millet aç diyoruz inanmıyorlar. PKK, PKK, PKK. Hani 80 terörist kaldıydı? 80 terörist kaldıydı. Gene 28'inde Öcalan'a heyet göndermişsiniz 28'inde. Öncekini yalanladılar ama Murat Arel deyince yalanlamadılar. Yapmaz mı? Bunlar yapmaz mı seçimi kazanmak için şey? Bir şey daha soracağım. Kandil'dekilerin konuşmalarını yayıyorlar. Bunlar isterse Kandil'i de konuşturmazlar mı kendileri seçimi kazanmak için? Her şeyi yaparlar. O nedenle artık net bir şekilde bölgemizde huzuru isteyen, ülkemiz içerisinde huzuru isteyen, bereketi isteyen bir yönetim inşallah gelecek. Anketleri iyice artınca bu sefer rakibim şunu söyledi. Ankara'da dedi, Sayaşları PKK'lılar okuyacak, faturaları da DHKP'liler götürecek dedi. Ne oldu birader, ne oldu? Hani PKK'lı? Bir tane bulabildiniz mi PKK'lı benim belediyemde? Dolayısıyla bunlar seçimi kazanmak için her iftirayı atarlar. Ve devletin bekası söz konusu diyorlardı. Ankara İstanbul'u giderse devletin bekası tehlikeye düşer diye. Tam tersine çözüm sürecinde gidip PKK'lılar istedi diye kaldırdıkları TC tabelasını ilk hafta geldik yerine çaktık. Bu arada baktılar ki Millet İttifakı'nın seçtiği hiçbir belediyede işten çıkarılan yok. İnsanların başörtüsüyle uğraşan yok. Yani ne kadar iftira attılarsa onların hiçbirisi olmuyor. Hemen gittiler ayın 6'sında, Mayıs'ın 6'sında İstanbul seçimini iptal ettiler. Ne diye? Bir zarfın içinde 4 tane pusulu var. 3'ü geçerli, 1'i geçersizmiş. Nasıl yapılabiliyorsa. Neyse. Başladık İstanbul seçimine. Biz de gidiyoruz artık. Ekrem Bey'e yardıma. Bakın diyoruz. Dediklerine inanmayın. Neyse. Bu sefer başladılar. Devletin bekası bitti. Çünkü o konunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu sefer dediler ki İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Evet. İstanbul'u Ekrem Bey aldı ama hepsi yerli yerinde duruyor. Ne alaka? Ne alaka? Hayır. Seçime girerken biraz milliyetçi olmaları lazım. Biraz da muhafazakar olmaları lazım ki ancak seçmeni korkutup öyle ikna etmeleri için. Neyse baktılar millet ona da inanmıyor. Ne yapsalar iyi. Hatırlayın. Bunların yedek kuvvetleri var. Şimdi gene sürdüler piyasaya. Getirer 33 askerimizi Bingöl'de şehit eden olayın planlayıcısı Osman Öcalan'ı AK Parti'ye oy verdirmek için televizyona çıkardılar. Evet, o yetmedi. O yetmedi. Şimdi ikide bir deyip duruyorlar bebek katilini serbest bırakacaklar diye. Gittiler o bebek katilinden mektup getirip devletin televizyonda okuttular. Niye? AK Parti'ye oy versin, Binali Yıldırım kazansın diye. Yapmadılar mı? Şimdi de yapıyorlar. Merak etmeyin. İnsanların gözünü boyamak için şimdi birazcık milliyetçilik sosu, biraz muhafazalık sosu veriyorlar, geçiyorlar. Söyledikleri söz şu. Eğer diyorlar 14 Mayıs'tan sonra siz şampanya içerek kutlayanları mı yoksa şükür namazı kılanları mı oy vereceksiniz? Ben anlatayım. Bir dakika ben anlatayım. Biz Ankara'da seçimi kazandık. Otobüsün üzerine çıktık. Dedik ki Ankara halkına teşekkür ediyoruz. Bu saatten sonra biz rozetimizi çıkarttık. Oy versin vermesin bütün Ankaralı'ya hizmet edeceğiz. Ve asla zafer kazanmadık. Sadece 5 yıllığına görevi devraldık. Çünkü zafer kazanman için karşında düşman olması lazım. Ankara'da bayağı Türkiye'nin hiçbir yerinde bizim düşmanımız yok. Yine yok. Yine yok. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Millet İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Teşmene hiçbir deme hakkımız yok. Cenab-ı Allah 7,5 milyar insan şu anda yaratmış, yeryüzünde yaşıyor.
Her birinin fikri ayrı ayrı, gayet normal. Herkes bir şekilde düşünecek. Neyse, ama toplumu bu şekilde dindar, dindar olmayan diye ayırıyorlar. Sabah oldu. Hep beraber Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne gittik. Şükür namazımızı kıldık. Bütün duvarları da. Haydi bismillah başlıyoruz dedik, başladık. Dolayısıyla sadece şükür namazını kendileri kılar. Kendilerinde de hiç şampanya içen yok gibi konuşuyor. Nasıl kutlarsa kutlasın, sana ne? Şimdi böyle der demez benim aklıma bir şey geldi. Hani bunların her cuma günü böyle bir Google'a girip bilmediği için internetten bulup bir tane ayet sallayan bir bakanları vardı. Hiç yüzü kızarmadı. Kimse ona tek kelime laf etmedi. Hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Onun biliyorsunuz internete düştü. Kocaman şişeyi devletin uçağında devirmiş. Güzelce gözler dönmüş, bayılmış bir görüntüsü vardı. Sayın Bakan, buna tek kelime ettiniz mi? Etmedikleri gibi bu tür insanları büyükelçi yaptılar. Şu anda devletin adına büyükelçilik yapıyor. Onun için kimin daha dindar olup olmadığını Cenab-ı Allah'tan başkası bilmez. Siz ne sanıyorsunuz Allah'a şirk koşuyorsunuz, millete hüküm veriyorsunuz. Maşallah şimdi seçime mi giriyoruz, savaşa mı giriyoruz bilmiyorum. Toplak, tüfekler, uçaklar meydanda. Fakat açlık konuşulsun istemiyorlar. Enflasyon, pahalılık konuşulsun istemiyorlar. Aynı Ankara seçiminde insanların gözüne bant bağlayıp ya hepiniz duymuşsunuzdur. Benden önceki dönemde abi ya çalıyorum ama çalışıyor lafını duymadınız mı? Evet, onların hesabını da soruyoruz. 16 katrilyonu Anka Park'a gömdü, kendi adamları gitti, mal getirdi, orayı işletti. 9 milyarlık Türkiye'nin bugün en zengin adımlarını ortaya çıkaran bir belediye var. Onların hepsi şu anda yargılanıyor. Onların ortaya çıkmasını engellemek için bu yalanları attılar. Şu anda da böyle PKK lafları, İHA'lar, SİHA'lar, gemiler. Bakın şunu açıkça söylüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar 90'lı yıllarda başladı. Bu aşamaya geldi. Anadolu gemisini yapan tersane 72 yılında yapıldı. İyi ki yapmışlar. Ama şimdiye kadar böyle silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman siyasete alet etmediler. Önüne gelen her yerde İHA'lar, SİHA'lar şöyle güçlüyüz. Bakın buradan ilan ediyorum. Elbette milli savunmamız çok güçlü olmalı. Hiç şikayetimiz yok. Ama bir ülkenin büyüklüğü, liderliği, itibarı halkının geçimiyle direkt alakalıdır. Sizlerin çocukları dün okuduk. Karakola girip polisin dahi tokat atacak cürete sahipler. Yine bir tanesi diyor ki sağlıkta çok ilerledik. Eskiden doktorlar bizi azarlıyordu. Şimdi hastanede doktorları döver hale geldik diye övünüyor. Nereden nereye? Sağlıkçılar yurt dışına gitmek istiyor. Sağlıkçılara diyorlar ki nankörsünüz. Öğrenci bir şey istiyor, sizler asalaksınız. Bakın biz en az sizin kadar milliyetçi, en az sizin kadar muhafazakarız. Sizin yaptıklarınız ancak İslam'a zarar veriyor. O füzeleri de, topları, tüfekleri de Amerika ve Rusya gelip bizim sınırımızda devlet kurdurmak istedikçe, PKK'ya silahlı eğitim verdikçe o füzeler gidecek, onların başına füze olarak yağacak. Sadece kendinizi sanıyorsunuz. Orada askerlerimizin başına Amerikalılar çuval geçirdiğinde ne yaptınız? Nota ver dediler, verdiği cevap. Bu müzik notası mı dediler? İlk defa bu meydanda söylüyorum, bakın ilk defa. Bunlar böyle bu müzik notası mı deyince askerden birilerinin zoruna gitti. Bunu iyi anlayın. Ne yaptı biliyor musunuz? Amerikalıları bir yerde kıstırdı. Cep telefonlarını kırdı attı bana ulaşamasınlar, durdurmasınlar diye. O askerin başına çuval geçirenlerin komutana dahil hepsini çırılçıplak soydu ve fotoğrafladı. Çuval öyle geçirilmez, böyle geçirilir diye derslerini verdi. Ama biz nota bile veremedik. Dolayısıyla öyle PKK'yla şunla bunla kandıramazlar. Bakın 3 defa meclise pişmanlık yasası getirdiler. 3 defa. Bunların içinde şu var. Bir defa da olsa terör örgütü kurucusunun pişmanlıktan yararlanması. 2006'da, 2008'de, 2012'de getirdiler. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri meclis tutanaklarında var. İtiraz edince çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi şu İstanbul'da, Ankara'da yaptıklarına bakarsanız,
Bunlar seçim kazanmak için Öcalan'a adam gönderirler. Gönderdiler mi gene? Gönderirler. Bunlar Kandil'e de adam gönderir. Gönderir mi? Ondan sonra da bizi suçlarlar. Bizim de Kandil'le ne şununla bununla işimiz olmaz. Gayet nesiz. Türkiye Cumhuriyetlerle de devam edecek ilişkilerimiz. İslam coğrafyasıyla da devam edecek. Yani 21 yıldır bir başkasını görmeyince artık vatandaşı da unuttular ama muhalefetteki herkesi herhalde başka bir şey görmeye başladılar. Ama şu net, kendileri yüksek bir yerlerde oturdukları için, oturdukları semtler değiştiği için acım diyen ağzına kürekle verin, soğan pahalı diyen ağzına da soğan kafa diyerek hakaret etmeye başladılar maalesef. Bakın arkadaşlar, benim bildiğim iyi bir Müslüman önce kul hakkını riayet eder. Kul hakkı çok önemlidir. Müslümanın, iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Kötü söz söylemez. Nefret sözü söylemez. Hakaret etmez. Bu toplumun yarısını hain, yarısını bilmem neci ilan etmez. Bu ülkede herkes vergi veriyor, askere çocuğunu gönderiyor. İstediği tercihi kullanmak zorundadır. Hakaret ederek oy alma yolunu seçin. Bu memleketi bölerse bu dil böler. Bu ülkede beka meselesi varsa artık bu iktidardır beka meselesi ortaya çıkaran. Bu kadar 6-7 milyon Suriyeli'yi doldurdunuz. Bir 5 yıl sonra, bir 10 yıl sonra olabilecekleri düşünüyor musunuz? Maalesef çok çok kötü, bir an evvel bu iktidarın değişmesi lazım. Bunu dillendirince de diyorlar ki, canım seçim yoluyla darbe yapacaklar, bizi indirecekler. Kardeş, biz seçime sizi indirmek için gidiyoruz. Bundan daha doğal bir şey var mı? 40 yıldır o Kandil, Amerika'sı, Rusya'sı arkada böldüğüne böleceğim diye uğraştı. Kan akıttı, bölemedi. Şimdi diyorsunuz ki 80 terörist kaldı. O mu bölecek bundan sonra? Ben size bir şey anlatacağım. Niye böyle korkutuyorlar? O çakarlı arabaları bırakmak istemiyorlar. Lüks villalardan ayrılmak istemiyorlar. Çabuk kolay kazançları bırakmak istemiyorlar. Biraz önce okudum, yurt dışına birini göndermişler. Dışişleri görevlisi olarak 12 bin dolar maaş. Dil bilmiyormuş, 6 bin dolar tercüman. Eşini de almışlar, 8 bin dolar. Bunun gibi yüzlerce var, yüzlerce. İnsanlar liyakatsızlıktan kırılıyor, giriyor, sınavları kazanıyor. Hep belli isimleri işe giriyor. Ondan sonra da aman ha, bunun görülmemesi lazım. Ne yaptılar Ankara'da? Ankara'daki Celi Boncuk kafa şöyle yapıyordu. Ankara'da oğlunun birine kulüp almış. Oğlunun birine spor kulübü, birine televizyon almış. Hala o haram parayla oralardan fitness açıyor. Bir dakika. Ankara'da 23,5 yılda eskiden hiç doğru dürüst işi yokken şu anda Türkiye'de ilk 100 zengin arasına giren müteahhitler türemiş. Ben 9 milyarlık yolsuzluk dosyasını verdim. İnşallah 15 Mayıs'ı bekliyor. 21 yıldır idare eden hükümet zannediyor ki biz olmazsak her şey ölür. Milli politikalar aynen devam eder. Türkiye Cumhuriyetleri'yle ilişkiler devam eder. İslam coğrafyasıyla ilişkilerimiz devam eder. Milli güvenlik politikalarımız da aynen devam eder. Yani biz gelirsek bölünürüz. Geç babam, geç, kimi kandırıyorsun? Dediler ki Ankara'da Mansur Yavaş kazanırsa PKK'lılar sayaç okuyacak. DHKP'liler de gidecek, dediler ki fatura götürecek. Ne oldu? Ne iş var benim belediyemde PKK'lının? Ne işi var? Şimdi de aynısını söylüyorlar. Şu giderse şöyle olurmuş, bu giderse böyle olurmuş. Geç kardeşim. Bir milliyetçi siz misiniz Allah aşkına? Seçime gelirken hemen milliyetçilik dozu artıyor. Biraz da muhafazakarlık dozu artıyor. Başlıyorlar bu şekilde oy alacağız diye söylenmeye. Siz değil misiniz? Milliyetçiliğin her türlüsünü, ama her türlüsünü ayaklarımın altına alan siz değil misiniz? Şimdi muhafazakarlığa gelince Sayın Bakan demiş ki bunlar demiş işte demiş 16'sında 14'ünden sonra seçimi kazanırlarsa alnı secdeye değenler mi yoksa şampanya içerek kutlananları mı tercih edeceksin diye gidiyor vatandaşın dini duygularla oynuyor. Bıktık. Ben de diyorum ki kendisine, bu kardeşiniz seçimi kazandı. Akşam baktı rozetini çıkarttı. Halka dedi ki biz bugün seçimi kazandık.
ama zafer kazanmadık. Çünkü zafer kazanmış olmak için karşımızda düşman olması lazım. Biz sadece 5 yıllara görev aldık. Bundan sonra 6 milyon insanlığa eşit bir şekilde hizmet götüreceğiz diye ve 4 yıldır götürüyoruz. Evet, aynı gece eve gittik. Sabah erkenden Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne gittik. Hacı Bayram Camii'nde bir sabah namazı ve şükür namazı kıldık. Sonra da pankartlara donattık Ankara'yı. Haydi Bismillah başlıyoruz diye. Sadece kendilerini böyle inançlı zannediyorlar. Tövbe aşağı. Siz Allah mısınız? Şirk koşuyorsunuz. Allah'tan başka kimsesi bilmez. Ama aynı bakan bugüne kadar şampanya deyince aklımıza gelen şu. Bir tane bakaracı bakanları vardı biliyorsunuz. Her cuma günü bir ayet sallıyorum diyordu. Bilmediği için de Google'a bakıyordu. Ve bu bakana hiçbir şey demediler. Sonra bu bakanı uçakta bir fotoğrafı çıktı. Bir şişe şampanyayı devirmiş, sızmış bir görüntüsü ortaya çıktı. Buna tek kelime söz ettiniz mi? Size ne? Kim nasıl kutlarsa kutlar. Ama laf edeceğinizi etmiyorsunuz ve bu tür davranan insanları biliyorsunuz. İsmi de büyük ölçüde yolsuzluğa karışmıştı. Götürdüler büyükelçi yaptılar. Öyle mi? Dolayısıyla samimiyetlerine inanmıyoruz. Eğer siz samimi olsaydınız, biraz önce internete bir haber düştü. Diyarbakır adayları, Devlet Öcalan'la görüşür. Zaten diyor sürekli görüşüyoruz diyor. Bakın şimdi girin interneti şimdi göreceksiniz. Bunlar İstanbul seçiminde de aynısını yaptılar. Mansur Yavaş'tan bir şey çıkaramayınca. Bu devletin bekası bitti 2019 Mart'ta. Biz de tam tersine geldik. Çözüm süresinde ortadan çöktükleri TC tabelalarını getirdik belediyenin en önüne astık. Ekrem Başkan'ın seçimini iptal ettiler. Kestirme gidiyorum. Bu sefer de aynı şeyi diyemediler. Beka falan diyemediler. Ne diyecekler? İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Hatta geçen tesadüf gördüm. Esenyurt adaylar da aynısını söylemiş. Esenyurt giderse Kudüs gider diye. Bu ancak ve ancak muhafazakar insanları oyunu almak için konuşulan bir şey. Ama sen bunu söylerken karşındaki adayı da ne hale sokuyorsun? Onu dinsizlikle itham ediyorsun değil mi? Gene dinlemedi millet. Dediler ki en son bir dakika dediler. Binali'ye mi oy vereceksin? Sisi'ye mi oy vereceksin dediler öyle mi? İstanbul 806 bin oyla derslerini verdi bu yalancılara. Fakat burada ben başka bir şey anlatmak istiyorum. İstanbul seçiminde Bingöl'de 33 askerimizi şehit eden onu o olayın planlayıcısı Osman Öcalan'ı Ekrem Bey'e oy vermesin de AK Parti'ye oy versin diye televizyona çıkarttılar. Doğru mu? O yetmedi. Bebek katilinden mektup getirip televizyonda okuttular. Doğru mu? Ben diyorum ki şimdi attıkları iftiralara bakmayın. Aynısı seçimi kazanmak için bunlar Kandil'i de konuşturur. Kendileri de gider İmralı'yla konuşur.